tane şöyle alalım. Nasılsınız? Sağ ol, elhamdülillah sizi gördüm. Allah şeref verdim Sayın Mali. İnşallah. Allah bize nasip etti. Sen de buraya geldin, nasip oldu yani. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Cümlemizden, cümlemizden inşallah. Güzel bir hayır işlemiş. O kadar memnun oldum, çok memnun oldum. Allah razı olsun. Dua ederim inşallah. Emin amca, Allah kabul etsin. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah hayırlı bir hayır sağ ol. Cümlemizden, cümlemizden inşallah. Allah'ım. Sizlere nereye başlayalım? Sayın Valim, Sayın Başkanım, Sayın Müftü Hocam ve kıymetli hazurum, Ebin Candan Camimizin açılış için davetlerimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi inşallah plaket töreni yapacağız. Sizler de bir şeyler söylersiniz inşallah. Evet, ben bu hayırlı işine Emin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Allah bu hayırlarımı kendisine bu dünyada ve bu dünyada göstermesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sayın Valim, plaket töreni içerisinde camimizi yaptıran Emin amcamız. Başkanım. Sayın Valim. Tamam. Sayın Valim. Sizler de devam edin. Ben de size dua diyorum inşallah razı olsun. Tamam Sayın Valim, Allah razı olsun inşallah. Hacı amca bu buraya bakabilirsek. Tamam Sayın Valim. Sayın Hacı Aliye Can'dan plakete devam etmek üzere torunlarına arz ediyorum. Sayın Ayşe Fahit Kurşun mu? Yakınlar mı? Ayşe Fahit. Ben aldım. Tamam. Damadı Erol Bey alacaklar. Başkanım siz var dedi. Sayın Kaymakamım. Sayın Kaymakamım. Telefonu bir indirebilirsek acaba. Gelin. Sayın Osman Yıldırım amcamızı bir akıtta vermek üzere İl Başkanımız Başkan siz arz ediyorsunuz efendim. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Başkanım kabul edin. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Camimizin açılışı için, dua için Sayın Hocam arz ediyorum Sayın Hocam. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين إلهي يا رب العالمين حمدني ومبارك جمع جنندا ومبارك إجابة ساعتندا سنة سرطاجتك يا رب العالمين zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhaç ettik. Ya Rabbi biz yoktuk sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Ya Rab inayetine sığındık kapına geldik. Hidayetine sığındık lütfuna geldik. Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bizleri. Doğruyu söylet. Neş'eni duyur. Hakikati öğret. Ya Rab sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Ya Rabbi, sevdin de Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de Fil'at-ı Risaleti giydirdin. Makam-ı Mustafa'dan, makam-ı Mahmud'a erdirdin. Sevveri Asfiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram ona, ailesine ve ashabına olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bu mübarek günde, Şaban ayında, Ramazan ayının ikliminde, mabedimizin açılışında bizleri buluşturduğun için sana hamd ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, içinde ibadet edeceğimiz bu ulu mabedi ve bütün mabetlerimizi, Kâbetullah'ın birer şubesi olan camilerimizi, Kâbetullah'ın ruhundan, Hazreti İbrahim'in getirdiği tevhid mesajından, Hazreti İsmail'in insanlığa getirdiği teslimiyetten mahrum eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi camilerimizi, mabetlerimizi, sevgili peygamberimizin mübarek omuzlarında kerpiç taşıyarak inşa ettiği ve içinde sahabe-i kiramın yetiştiği, ümmeti ilmek ilmek dokuduğu Mescid-i Nebevi'nin ruhundan mahrum bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Hazreti İbrahim'in duasıyla sana yalvarıyoruz. Allah'ım bizi ve zürriyetimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi, nesillerimizi namazsız bırakma ya Rabbi. Sana hesap verecek alınlarımızı secdesiz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizim çocuklarımızın, gençlerimizin ruhunda cami, mabet, mescit sevgisi ve muhabbetini daim eyle ya Rabbi. Sevgili Peygamberimizin ya Rabbel Alemin kalbi mescitlere bağlı mümin olarak buyurduğu müminlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, camilerimiz, minarelerimiz tevhidin simgesi ya Rabbi. Bir gün olsun bundan ayırma ya Rabbi. Biz bu ezanlar ki şehadeti dinin temeli olan ezanları milletimizin semasından, minarelerimizden eksik etme ya Rabbi. Alem-i İslam'ın semasından eksik etme ya Rabbi. Bu caminin banisi yaptığı emeği geçen bütün varıyla yoğuyla çalışan bütün herkesin bu amellerini makbul eyle ya Rabbi. Hacı Emin amcamızın ve eşi Aliye teyzemizin ve diğer bütün katkıda bulunanların bu hayırlarını sen kabul eyle ya Rabbi. Projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen herkesten razı ol ya Rabbi. Geçmişlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Şu anda hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz hastalıktan, salgın hastalıktan sen bizleri kurtarıver ya Rabbi. Ya Rabbi tecelli eden celalini cemal-i ilahiyene tebdil buyurarak ehli İslam'a, Müslümanlara, bütün bir insanlığa yönelen tehlikeleri bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kötülüğe karşı affını, hiddete karşı sabrını, cehalete karşı da ilmini lütfeyle ya Rabbi. Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ya Rabbi. Üzerimize gölgesi düşen Ramazan-ı Şerife de salimen, ganimen ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizler için, memleketimiz için, dini ve hayri hizmetlerde bulunanlar için, bu ümmete hayır için koşturanlar hakkında hile ve desisesi olanların hile ve desiselerini başlarına çevir ya Rabbi. Ve mekeru ve mekerallah ayet-i kerimesi mucibince onların tuzaklarını boşa çıkar ya Rabbi. Cennet vatanımızı, ay yıldızlı al bayrağımızı, ezan-ı Muhammedi'mizi, din-i mübin-i İslam'ımızı, ya Rabbel Alemin, birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Azametullahi hüda ve kabul-i duara tekbirat-i şerifet.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün geçmişlerimizin ruhu için, bu camide emeği geçen kardeşlerimizin, bütün geçmişlerin ruhu için, kendilerinin sağlık, sıhhat ve afiyetleri için, bereketleri için, bütün şehitlerimizin ruhu için, bilhassa Allah rızası için, El-Fatiha. Hocam Allah razı olsun Sayın Mehmet. Cümlemizden. Rabbim kabul edin. Hayırlı olsun. Caminin açılışı İhtap Minber kürsüyle çok güzel olur. Buyurun. Maske güzel, mesafe güzel, temizliğimize, hijyene dikkat ederek tabir ederiz. Ağzına sağlık çöpüyoruz, alacak bütün tedbirlerle. Yani yeni parada yerimiz var, aşağıda sırt kutular tarafı olmadan. İmzasından, projesinden, taşından, toplarından, taşınmasından, arsasının verilmesinden, yapımında bütün maddi ve manevi katkılarıyla destek olan herkesten Rabbimize rica ettik, rızasına uygun eylesin inşallah. Rabbim bütün geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat ve afiyetler ihsan eylesin, ticaretlerini ben kabul eylesin. Kazançları bol ve bereketli eylesin inşallah Teala. Tabi ayet-i kerimeyi okuduk. Bu ayet-i kerimeyi okuduktan sonra kardeşlerim, bizlere çok fazla düşen bir söz de yok Allah'ın izni kerimiyle. Çünkü Rabbimiz bu Tevbe suresindeki ayet-i kerimede kendimize اِنَّمَا يَحْرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اَعْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةِ وَاَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْتَ اِلَّا اللّٰهِ فَاَتَى اُلَيْكَ اَنْ يَكُولُوا مِنَ الْمُسْتَد۪ينَ buyurduğu bu ayet-i kerimede Tevbe suresinin 18. ayet-i kerimesinde kardeşlerim Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, inananlar, namaz kılanlar, zekat verenler ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar iman ederler. Şenlendirirler. Bakın şu duamıza geçmeden önce bahsettiğim konu mescitlerin bu maddi imarının yanında bir de manevi imar var ya, o imar çok önemli. Yani sizler bu caminin cemaati olarak sürekli 5 vakit cumada, bayramda ya da vakit aralarında ilim meclisi olarak buranın müdavimleri olarak burayı şenlendiriyorsunuz. Manen imar ediyorsunuz. Bu da büyük bir meziyettir kardeşlerim. O yüzden ayet-i kerimede Yüce Rabbimizin buyurduğu işte onlar bu şenlendirenler doğru yolu bulanlar.
Bizler inşallah Rabbim sırat-ı müstakimde daim eylesin. Yolundan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Bizi ümmet-i Muhammed'in örnek olarak gördüğü bu milleti, bu aziz milleti inşallah kıyamete kadar asla ve asla zarara uğratmasın. Biz ümmet-i Muhammed'in ağzını açmış baktığı bir milletiz elhamdülillah. İçimizden her türlü musibete karşı, her türlü bela ve musibete karşı yalvararak, yakararak, duadan, çalışmaktan, çalışanlara destek olmaktan başka bir şey gelmez. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe inşallah aşamayacağımız güç olmaz. İşte camilerimiz Kabe'nin birer sembolü olarak, Kabe'nin birer şubesi olarak bunu sağlayacağımız yerler. Hem ilim meclisidir, hem bilim meclisidir. Oturduğumuz zaman hem dünyadan hem ahiretten dertleştiğimiz, istişareler ettiğimiz kutsal mekanlarımızdır. Peygamberimizin buyurduğu o, ey insanlar, ölmeden önce Allah'a tevbe ediniz. Meşgul olmadan önce de salih amel işlemeye koşunuz, çalışınız. Rabbinizle olan ilişkinizi, bağınızı onu çok anarak, gizli ve aşikar çok sadaka vererek pekiştiriniz. Böylece rızıklandırılır, yardımına mazhar olur ve halinizi düzeltirsiniz. O halde halimizi düzeltmeye çok ihtiyacımız var. Bizim bu Ramazan-ı Şerif'in üzerimize gölgesi düştüğü bu günlerde duaya, istiğfara, Rabbimize yönelik el açıp, göz yaşartıp yalvarmaya çok ihtiyacımız var kardeşlerim. Millet olarak da öyle, ümmet olarak da öyle. Benimle bu olacak diyemeyiz. İçimizde nice pili fanilerin duası makbul. Kimi aksaçlı ninelerin duası makbuldür. Kimi aksakallı ihtiyarların duası makbuldür. Kimi zaruret halinde durmuş bir kenarda elini Allah'a açmış, Ya Rab dediği zaman arş-ı alayı inletecek nice kardeşlerimiz vardır. O yüzden ben neyim ki demeyeceğim. Bizler Rabbimizin kulları olarak ona el açmaktan, yalvarmaktan başka çaremiz yok. Yedi düvelden milletimize, memleketimize saldıranlara karşı yek vücut olmaktan başka çaremiz yok. Şahsi mülahazalarla, indi mülahazalarla, indi düşüncelerle menfaatimiz için asla bu ulvi, bu yüce ideallere sırt çeviremeyiz. Bizim idealimiz çok yükseklerde. O yüzden Rabbim inşallah onun cennetine talibiz. Onun rızasına talibiz. Onun rızası olmadan hiçbir şey olmaz. Kullar birbirleriyle elbette kul hakkını helalleşecek. Kul hakkı birbirleriyle helalleşmeden olur mu? Ama yapılan bu hizmetlere bir baktığımızda inşallah Rabbim rızasına uygun eylesin, gösterişten, sümadan, riyadan muhafaza buyursun. Şu yapılanlar bizim ne derece kuvvetli bir devlet olduğumuzu, ilerlebet kıyamete kadar bekamızı sağlayacak olanın bu birlik ve beraberliğimiz olduğu çok aşikar. Camide, cemaat olarak bir araya geldiğimizde omuz omuza, şimdi omuz omuza gelemiyoruz elbette, bu bir tedbirdir. Bu tedbirlere uyacağız. Bu tedbirler devletimizin bu salgın hastalıkla ilgili ortaya koymuş olduğu tedbirlere harfiyen uyacağız. Ya olmaz canım. Asla bu konuda فَسْأَلُوا اَحْلَ الذِّكِرْ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız iş ehline sorun diyor ayet-i kerim. Tıbben tedavi olunuz diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Duayı bırakın demiyor elbette. Duayı yapacağız. Duasız olmaz. Dua müminin gücü, silahı. O yüzden biz o silahla donanacağız. O manevi silahla. Ama bir taraftan da tıbben tedavi olacağız. Bu birlikteliklerimiz omuz omuza dedim de omuz omuza olmasak da gönüllerimiz omuz omuz Allah'ın izniyle. Bizler bu badireyi de atlatacak güce sahibiz. Asla. Hiç başa gelen başta kalmamış. Yeter ki tedbirlerimizi alalım. Sabır. Sabır. Milletimizin her bir ferdi sabır içerisinde esasen. Öyle değil mi? Bu askerimiz, polisimiz, güvenlik kuvvetlerimiz yurdumuzun içinde ve yurdumuzun dışında. Sınırlarımızın içerisinde ve sınırlarımızın dışında. Ne mücadeleler veriyor? Yöneticilerimiz ne zorluklar çekiyor? Biz bunları zaafa uğratabilir miyiz?
Asla. Bizim en büyük gücümüz birliğimizle beraber. Bunu sarsacak hiçbir davranışa girmeyeceğiz. Bunun sembolü de işte bu cami. Ben tekrar vaktinizin yaklaştığı şu zamanda diyorum ki şu caminin yapımında emeği geçen kardeşlerimizin özellikle bütün varıyla yoğuyla camiyi baştan aşağı donatan Emin amcamızın ve değerli hanımefendilerin kardeşlerim ve Allah razı olsun diyorum. Bu konuda başkanımızın, muhtarımızın, burada çalışan bütün kardeşlerimizin, emeği geçen hepsinin arsasını teslim edip bu camiye güzellik katan kardeşlerimizin hepsinin Rabbim amellerini makbul eylesin inşallah. Ezan vakti geldi mi? Öyle mi? Tamam, o zaman ben bitiriyorum. Rabbim inşallah onların bu yapmış olduğu iyilikleri kabul eder, hayır hasenatları kabul eder ve bizlere de burayın açılışında şurada amin deme fırsatı verdiği için inşallah bir araya gelip burada namazımızı, cumamızı eda etmemize sebep oldukları için biz de arada o sevaplardan kazanırız inşallah Peygamberimizin müjdesiyle. Rabbim buyurdu, kabul buyursun. Tembellikten, cibrilikten, acizlikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp helavuza düşmekten, azdıran zenginlikten, isyan ettiren fakirlikten, ağır borç yükünden, zalimlerin başa geçip zulmetmesinden, bütün bir insanlığa zulmetmesinden cümlemizi muhafaza buyurun. Hakka hak bilip hakka ittiba eden, batılı da batıl bilip batıldan içtinab eden kullarının arasına ilhak eylesin inşallah. Buyurun son nefesimizde kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibesiyle Rabbim cümlemize cennet atamak nasip eylesin. Lillahi teala el-Fatiha.